her cuma olduğu gibi girişimcilik dünyası ile tekrar karşınızdayız efendim. Ben Güzem Yılmaz ve Boğaziçi Üniversitesi öğretim görevlisi Oğuzhan Aygören'le beraber çok katma değerli ve çok keyifli bir program olacağına eminim. Çünkü bir sürü öğretmenimiz var, bir sürü girişimcimiz var, gençler var. O yüzden bence eğlenceli bir program olacak. Boğaziçi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekanı ve Mamami kurucu ortağı Profesör Doktor Ayşegül Toker bizimle, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve Çaputs kurucusu Yasin Sert. Yasin, gerçekten önündekilere bakıyorum ve daha da heyecanlanıyorum. Anlatacaksın bize birazdan. Sohbetimize de başlayacağız. Sorularınız varsa onları da alabiliriz. Ve bu sefer nihayet videomuzu da paylaşacağız. Girişimcilere seslenmiştik buradan, genç girişimcilere. Bir asansör konuşması değil mi Oğuzhan? Evet, evet, evet. Aynen. Aslında programda biz genç girişimcileri teşvik etmek adına onların iş fikirlerini yayında paylaşmak ve konuklarımızla beraber yorumlamak istiyoruz. Bu vesileyle de tekrar duyurmuş olalım. Siz de iş fikirlerinizi veya yeni kurduğunuz işlerinizi aslında asansör konuşması şeklinde 30-60 saniyelik böyle bir videoda YouTube'a yükleyip bizimle Twitter üzerinden paylaşabilirsiniz. Ve böylece biz de size bir katkıda bulunabiliriz. Umarım bizim bir faydamız olur bu sayede. Peki. Ayşegül Toker'le hemen başlayalım sohbetimize. Biraz isterseniz hem Boğaziçi Üniversitesi'ndeki hikayeyi bize anlatın. Orada girişimciye dair neler yapılıyor. Hem de yeni başında olduğunuz Mamami'nin neler getirdiğini, nasıl bu fikir doğdu sizde? Tabii hemen anlatayım. Aslında ben bugün çağırdığınız için çok çok teşekkür ederim ama güzel bir tesadüf. Oğuzhan benim Boğaziçi Üniversitesi'nden genç çalışma arkadaşım. Yasin de geçen dönem benim dijital pazarlama dersimi aldı. Kısacası çok dostlar arasındayım. Çok da mutluyum burada olmaktan. Oğuzhan'la aynı zamanda biz Boğaziçi Üniversitesi Girişimcilik Merkezi'nde birlikte çalışıyoruz. Birçok projede beraber katkı sağlamaya çalışıyoruz. Onu anlatırsam çok uzun sürebilir. O yüzden programın da süre kısıtları içinde ben biraz Mamami'ye değineyim. Tabii bu benim için de yeni bir şey. Açıkçası Boğaziçi Üniversitesi'nde tam 20 yılımı dolduruyorum. Birden değişik bir alanda, ama şöyle oldu. Üniversiteden de hoca arkadaşlarım projenin içindeydi. Profesyoneller de var. Bu fikirle geldiler. Kadının iş gücüne katılımı açıkçası benim hassas noktam. Daha önce de Garanti Bankası'yla birlikte Boğaziçi Üniversitesi olarak kadın girişimciliği eğitim programları düzenledik. 17 yıl ile gittik. Hep kadınlara ders verdik. Onların hikayelerini çok yakından biliyorum ve bu proje önüme geldiğinde açıkçası tamam dedim, ben bunun içinde olacağım. Çok kısaca Mamami bir platform aslında. Ev kadınları evde yemek yapıyorlar, ev yemeği yapıyorlar, sağlıklı güzel yemekler. Mamami platformu bunu ev yemeği, sağlıklı yemek yemek isteyen tüketiciye ulaştırıyor. Arada Kapgel var, lojistik şirketi olarak. Gelir dağılımının büyük payı da kadınlara gidiyor. Oğuzhan, şunu sormak istiyorum sana. Kadınları tabii konuşuyoruz ama yani senin takip edebildiğin kadarıyla trendler kadın girişimciyi destekler nitelikte mi sence? Şimdi şöyle, aslında kadınların girişimciliğe katılması, ekonomiye katılması erkeklerin katılmasından daha büyük etki yaratıyor. Yani kadının çarpan etkisi çok daha fazla. Yani 1.7 ya da 1.9 kat. Yani bir kadın neredeyse iki tane erkeğin ekonomiye katılması kadar etki yaratıyor ekonomide. O yüzden çok önemli bir konu. Ve bu konuda çok fazla şey yapılmaya çalışılıyor aslında. Ve ufak da olsa, belki bizim ufak gördüğüm şey, yani kadın hali hazırda zaten evde yemeğini yapıyor. Evde yemeğini yapan bir kadının bunu ekonomiye dahil etmesi aslında bu ekonominin de daha büyümesini ve gelişmesini sağlıyor. Bu konuda önemli. Dolayısıyla küçük ya da büyük demeden bu konuda bence katkıyı yapmayı sağlamak lazım. Çünkü özel sektörde hayatta kalmak oldukça zor, kurumsal hayatta bir kadın olarak. Hani buradan da seslenebilirim. Örneğin mesela eğer hamileyseniz ya da çocuk yapma fikriniz varsa sizi işe almıyorlar genelde. Çok sıcak bakılmıyor. Onun dışında işte yine birçok etken olabiliyor. Çocuklu kadınlar her zaman mesafeli yaklaşıyor. Yani kurumsal hayatta o rekabet ortamının içerisinde, finans sektöründe de var, başka sektörlerde de oldukça zor. O yüzden hep şöyle düşünmüşümdür. Hani girişimcilik tarafında kadının rolü daha büyük olmalı sanki gibi. En azından kendi işinin patronu olmak bu anlamda önemli bence. Kesinlikle. Burada rol modeller çok önemli. Ben o yüzden özellikle Ayşegül Hocam bugün davet etmek istedim. Çünkü kendisi de böyle bu konuda, hani bu kadın girişimciliği ve genel anlamda aslında bir rol model. Yani hem akademik anlamda, burada bir akademik girişimcilik söz konusu, kadınların ekonomiye katılması söz konusu ve bu rol modeller çoğaldıkça
aslında başka kişilerin de benzer işleri yapması için cesaretlenmesi mümkün olacak. Yani teşvik olmuş oluyorlar. Aynen. Oğuzhan'la bizim merkez üzerinden hem kendi üniversitemizde hem de tüm gençleri aslında bir çok kısa bahsedeyim, bir startup karnaval eventi yaptık garajla birlikte. Oradaki amacımız zaten startupları kampüse çağırdık. Bir karnaval havasında liseli öğrencileri ve üniversiteli öğrencileri davet ettik. Amaçlarımızdan bir tanesi rol modellerle tanışmalarını sağlamaktı. Belki sonra devam ederiz. Evet. Hemen sözü Yasin'e verelim. Yasin de gene Boğaziçi Üniversitesi'nden öğrencimiz. Gayet aslında başarılı oldun diyelim, hani şey anlamında, adını duyurmak anlamında. Evet. Bir internette videon neredeyse 3 milyondan fazla izlendi. Bir sosyal girişim yapıyorsun Çapus adı altında. Çok hızlı bilmeyenler için aktaralım, üzerine evet, sosyal girişimciliği konuşalım. Çapus olarak bizim yaptığımız şey temelde geri dönüşüm işi. Neyin geri dönüşümü? Normalde biz kullanılabilecek durumda olan kıyafetlerimizi kutulara atabiliyoruz mahallemizdeki, köşedeki. Ama kullanılamayacak durumda olan kıyafetlerin için maalesef bir geri dönüşüm metodumuz yok. Çapus bunun için yola çıktı ve kullanılamayacak durumda olan kıyafetlerin geri dönüşümünü yapıyor. Peki bunu nasıl yapıyor? Metot olarak da Yörüklerin unutulan bir kültürünü biz metot olarak aldık. Burada da çaput kilim kültürü bu. Örneğin şuradaki ürünlerin her biri bir geri dönüşüm ürünü. Yani şuradaki her bir renk farklı bir kıyafet. Farklı bir renk, farklı bir kıyafet. O anlamda bizim yaptığımız iş temelde kullanılmayan kıyafetlerin geri dönüşümü, yerelde kadın istihdamının sağlanması ve unutulan bir kültürün de günümüze tasarım aracılığıyla aktarılması. Bir daha gösterebilir misin rica etsem? Tabii. Az önce belki mesela bu bir kılaç, portföy çanta. Onun dışında bir iPad case bu şekilde, bir sırt çantası, bir minder. Mesela bu çok güzel kot pantolonlardan geri dönüştürdüğümüz bir ürün. O anlamda güzel. Neden? Çok da şık. Evet, evet. Yani oldukça şık, ben de çok beğendim. Normalde bu köylerde kilim olarak kalıyor. Yani bizim çaput kilim dediğimiz kilimler uzun, şu enlerde uzun bir kilim. Ama kilim olarak köyde kaldığı için maalesef modern hayattan uzak kalıyor. Yani hem köydeki insanın böyle bir değeri var, hem de işte şehirdeki insanın böyle bir geri dönüşüm ihtiyacı var. Arasında bir köprü kurmaya niyetliyiz. Şimdi Yasin'in burada güzel bir ifadesi var. Aslında o kilimler köylerde bir fakirlik sembolü. Şimdi evet, fakirlik sembolünü alıyor ve onu şu anda İstanbul'da, Bodrum'da, Alaçatı'da şu anda gayet popüler bu ürünler. Evet. Ve onu şu anda bir statü sembolü haline geliyor. Yazlık mekanlarda yani gerçekten satışlar evet, yüksek mi Yasin? Tabii tabii, yani özellikle Alaçatı, Bodrum, Nişantaşı süper gibi bunun dışında yurt dışından da güzel ilgi oldu. Böyle güzel devam etmesi benim adıma da güzel, köy için daha güzel. Çünkü köydeki insan, Oğuzhan Hocam bahsetti, fakirlik olarak görüyordu. Fakirlik olarak gördüğü için bunu devam ettirmek adına, bu kültürü sürdürmek adına bir motivasyon bulamıyordu kendini. Ama şimdi ne diyor? Ya benim yaptığım kilim Nişantaşı'nda satılıyor diyor teyze. Bu onun için çok değerli bir şey. Bu Faize teyze özellikle evet, Balıkesir'de, onu da buradan anmış olalım. Diyor selam ki söyleyeyim, videosunda YouTube'u YouTube'dan da izlemelerini tavsiye edelim izleyicilerin. Diyor ki ben diyor bunun sayesinde para kazanıyorum diyor. Bu çocuk evet, çıktı geldi diyor benim karşıma. Faize teyze söylüyor değil mi? Çıktı geldi karşıma diyor. Ben onun sayesinde para kazanıyorum diyor. Yine bir kadın girişimciliği, onların istihdama katılması söz konusu. Ve bu anlamda da aslında onunla beraber bir de bir sosyal fayda üretiyor. Yani yeni bir ham madde üretmiyor, yeni böyle bir yeni bir şey tüketmiyor. Aslında bunun üretiminde var olan ürünlerin geri dönüştürülmesiyle, hatta bunun bir diğer ifadesi ileri dönüşüm. İleri dönüşüm. Bu ifadeyle biz burada söylemiş olalım. Recycle değil, upcycle dediğimiz evet, programdan yani onu temel önce olarak özetlersek, recycle şu, geri dönüşüm dediğimiz konsept şu. Siz camları topluyorsunuz, eritiyorsunuz, cam ham maddesi yapıyorsunuz. Ama ürettiğiniz ikinci ürün ilk üründen daha kaliteli ve daha değersiz oluyor. Yani burada bir kalite ve değer kaybı var. Ama ileri dönüşümde siz tasarım ekleyerek, bir bakış açısı ekleyerek bambaşka bir ürüne çeviriyorsunuz ve değer ve kalite kaybını ortadan kaldırıyorsunuz. Peki şeyi sormak istiyorum. Burada bir sürdürülebilirlik anlamında. Evet. Sen aslında bizim kültürel bir mirasımız, kültürel bir değerimiz. Evet. Bu anlamda kültürel sürdürülebilirlik diye bir kavramdan da bahsediyorsun. Hatta Boğaziçi Üniversitesi sanırım bununla ilgili bir ders de aldım, bahsetmiştim. Bu konuda neler yapılabilir? Sen neler yapıyorsun? Şimdi şöyle, biz sürdürülebilirlik dediğimizde ne anlıyoruz? Kaynakların devamının sağlanması. Ama bizim toplumumuzun da kaynağı kültür. Kültürümüzün de sürdürülebilir olması lazım. Buradaki değerlerimizin günümüze taşınabiliyor olması lazım. Bu anlamda tarihimizde, kültürümüzde birçok değer var. Ve bunlar modern hayatla uyumlu şeyler. Vaktimiz varsa çok kısa bir örnek anlatayım. Mesela Sanki Yedim Camii var İstanbul'da. Bunun hikayesi, adamın biri
bir cami yaptırmak istiyor ve paralarını şöyle biriktiriyor. Diyor ki mesela kahve içecek, çay içeyim diyor. Sanki içtim deyip biriktiriyor. Sanki yedim deyip biriktiriyor. Ve sonrasında ölmeden bu cami yaptırabiliyor. Yani bunu biz modern hayatta bir bütçe programına, bir app'ine çevirebiliriz. Yani çok güzel bir şey olabilir. Burada ne yapmış oluyoruz? Yerelde kalan bir şeyi modern bir enstrümanla birleştiriyoruz. Ve hem kültürel sürdürülebilirlik sağlıyoruz. Hem de bu tarafa baktığımızda hem pazarlama kuvvetimizi geliştiriyoruz. Hem de daha tüketilebilir hale sokmuş oluyoruz. Şunu da soracağım. Bu tarz markalarda yurt dışıyla etkileşim nasıl oluyor? Yani hem Oğuzhan'a sorayım hem sana. Yani yurt dışına açılma olasılığı ve büyümesi bunun mümkün mü? Bu kadar kültürel ürünlerin. Bize şöyle, has ürünlerin diyelim daha doğrusu. Aslında yurt dışından daha çok sahipleniyor yurt dışı. Yani maalesef Türkiye'de büyük bir sahiplenme yok bizim açımızdan. Yani yurt dışında ben daha toplu ürün veriyorum. Yani Türkiye'de bir bir veriyorken orada 10-10 biraz veriyorum. Biraz bahseder misin hangi ülkeler var? Danimarka var, Hollanda var, İngiltere var. Onun dışında Amerika'ya orada bizim büyükelçiliğimiz davet etti kültür festivalinde. Orada ben kendim anlattım. Ve insanlar şeye hayret ediyor. Ya günümüzün problemi, bir geri dönüşüm problemi ama bunu kültürel bir metotla çözüyorsunuz. Yani bu ikisini harmanlamak hem modern hayat hem şey çok güzel geliyor insanlara. Artık biliyorsunuz marka hikayeleri çok önemli. Bir ayakkabı markası bir tane aldığınızda bir ayakkabıyı, ayakkabı ihtiyacı olanlara hediye ediyor ve bu marka çok popüler. Aslında Mama Mia'nın de kültürel sürdürülebilirlik anlamında bir katkısı var. Şu anda sadece İstanbul'da operasyonda. Ama tabii İstanbul mega kent biliyorsunuz. O yüzden değişik kültürlerden mesela Diyarbakırlı bir anne Diyarbakır yemekleri yapıyor. Karadeniz yemekleri var. Ermeni mutfağı var. Sadece İstanbul okey. Ya sadece İstanbul'da değil o zaman değil mi sizin? Şu anda İstanbul'da başka şehirlere açılacak ama bu insanlar İstanbul'da yaşadıkları için onlara da ulaşım olabiliyor. Belki artık unutulmaya yüz tutmuş yeni nesillere aktaramadıkları yemekleri başkalarıyla buluşturma imkanı, ben işin o kısmını da çok önemsiyorum açıkçası. Bir vurgu, bir de bence çok önemli bu. Kadının para kazanması, Faize teyze dediniz. Bizde de öyle hikayeler var. Artık diyor kuaför paramı eşimden istemeyeceğim. Kendi fırınımı açacağım buradan biriktirdiğim parayla diyor. Kadın şiddeti diyeceğim. En son olarak biraz slogan gibi ama onun da kadının ekonomik bağımsızlığını kazanmasıyla kadın şiddetinin düştüğü zaten çalışmalarla gösterilmiş. Bu tür kadın projeleri aynı seninkinde de var. Kadının para kazanması ve Oğuzhan'ın dediği o çarpan etkisiyle bence Türkiye'nin çıkış yolu olabilir. Destek bekliyoruz. Videomuz hazır o yüzden istersen tamam, hemen onu olur. Bir yayınlayalım. Bir dakikalık çok kısa ekrana gelecek. Onu dinleyelim üzerine sohbetimize devam edeceğiz. Bir gün baktım bir çocuk çıktı geldi benim eve. Faize teyze dedi geldi. Hoş geldin oğlum dedim. Kimsin sen? Sen bana Faize teyze dedin geldin ama ben seni tanımıyorum ki. Sen kimsin? Ben seni internetten gördüm. Senden çapıt kilim ajen dedi. Sağ olasın. Dokudum kilimini. Eline sağlık, çok güzel olmuş. Güle güle kullanın iyi günlerde, hadi. Hemen hemen her ev bunu eskiden yapardı. Hep koca karla, ölen kişiler, hepsi bilir, herkes bilir. Şimdi cemme yok. 3-4 kişi var köyde. En çoğu da benim. Gerisi bıraktı. Pazarda halı var, kilim var. Hepsi hazır. Sırtının kıyafeti, tamam. Evine yazacak şey, kilim tamam. Bunları eskiden olanı beğenir mi herkes? Gençler beğenir mi? Ondan yapmıyorlar. Nasıl yapsın? Beğenir tabii Faize teyze. Niye beğenmiyorsun diyelim. Ya beğenilmeyecek ürünler değil. Ben burada başka bir kavramla da bahsedeceğim. Sosyal girişimcilik dedik. Sosyal girişimcilik ne demek? Biraz buna vurgu yapalım. Çünkü çeşitli kavramlar var burada. Hani farklı şekilde anlaşılabiliyor. Sosyal sorumluluk projesi ile sosyal girişimcilik projesi birbirine karışabiliyor aslında. Sosyal sorumluluk projesi bir anlamda firmaların dernek vakıf aracılığıyla ya da belli projeleri insanlara aktarmak adına yaptığı projeler. Ama ben sosyal girişimciliği şöyle tanımlıyorum. Yapılan işin
toplumsal bir değer yaratması, bunun çevreye duyarlı olması, bir misyona sahip olması, yani bir para odaklı değil bir misyon odaklı, değer odaklı bir iş yapması ve bunu da sürdürülebilir ve kâr eden bir yapıda devam etmesi. Aynı Ayşe Hocam söyledi. Ya da sosyal evet. bir probleme bir şekilde çare olması. Somutlaştıralım mı biraz? Şöyle mesela Türkiye'de rakamlar belli, biraz iç acıtıcı. OECD ülkeler arasında kadının istihdama katılımında sonuncu sıradayız. Evet, bu rakamların doğru. mutlaka değişmesi gerekiyor. Dolayısıyla ben bir yanıyla Mamma Mia neden fikri en başında bu kadar sarıldım diyeyim. Bu nedenle o nokta benim için çok önemli. Halbuki biz aslında Boğaziçi Üniversitesi olarak daha işte teknoloji tarafındaki girişimleri desteklerken özellikle merkez. Ama kendi adıma ben tam da bu benim yapmam gereken, katkıda bulunmam gereken bir oluşum dedim herhalde. Senin için de aynı motivasyonlar evet. söz konusudur. Yani şöyle, sosyal girişimci aslında bir toplumda bir sıkıntı gördüğü zaman onun böyle hemen bir kafasında şeyler yanmaya başlar. Çünkü, reaksiyon, bir tepki uyandırıyor. Onun için tabii. iş fırsatı aslında toplumdaki bir sorundur, bir sıkıntıdır. Yani normal bir girişimci için daha farklıyken, yani kar odaklı bir bakış açısı varken, sosyal girişimci için daha fayda odaklı, sosyal fayda odaklı bir bakış açısı vardır. Ve bir sıkıntı olduğu zaman ben bunu çözmeliyim diye bir atlar ortaya. Sonrasında modelini inşa eder ve bu modelde sürdürülebilir olması için finansal altyapıya sahip olmalıdır. Sosyal girişimcinin temel farkı bu. Daha sürdürülebilir, daha etki odaklı, etkiyi maksimize etmeye çalışan bir model inşa eder. Türkiye'de bu model kullanılıyor mu çok? Yeni yeni aslında, sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada yeni yeni gelişiyor, artıyor. Çünkü biraz yeni ekonominin gereği de bu. Yeni ekonomide çünkü insanlar sizin ne yaptığınızı satın almıyorlar, sizin onu niye yaptığınızı satın alıyorlar. Yani hatta TED'deki en meşhur konuşmalardan bir tanesi de bu konudan bahsediyor. Çünkü o niye yaptığınız sizin sahiplendiğiniz misyonu ve alanı ifade ediyor. İsterseniz kar odaklı bir iş olun, yine de siz bir sorunu çözmeye odaklanıyorsanız, toplumsal bir meseleyi ele alıyorsanız, orada yarattığınız fayda ve insanların sizi takip etmesi o oranda yüksek oluyor. Evet. Şimdi burada bir şeyi daha ilave edeyim söylediğine. Şimdi geçmişte bu konuları konuşuyorduk ama çok fazla gündemde değildi. Belki o yüzden sosyal sorumluluk projesi adı altında konuşuyorduk. Ama şimdi startup ekonomisiyle bunları ölçeklendirebiliyoruz. Yani teknoloji de işin içine katabiliyoruz. Sizin örneğinizde bir platform kurup kadınları, anneleri ev yemeği platformuyla oraya çekiyoruz. Senin örneğinde yine aynı şekilde onları ticarete dahil edebiliyoruz. Önceden erişemeyecekleri yerlere erişmelerini sağlıyorsun aslında bu platform sayesinde. Dolayısıyla girişimcilere de buradan bir çağrı yapalım. Hani sosyal girişimcilik, sosyal sorumluluk demek değil. Buradan sürdürülebilir ve gelir elde edebilir ve aynı zamanda toplumsal meselelere çözüm sunan bir yapı ortaya konabilir. Şimdi bununla bu açıdan şeye geçmek istiyorum aslında. Burada bilmiyorum, hani Mamma Mia olarak ve Çapus olarak da yatırımcıları da biz konuk ediyoruz programımıza. Böyle bu konuda sürdürülebilirlik, kültürel sürdürülebilirlik, sosyal girişim, kadın istihdamı dediğimizde yatırımcılarla görüşmelerinizde onlar bunu nasıl karşılıyorlar? Fonlamaya ulaşabiliyor musunuz, öyle sorayım? Ya açıkçası ben Türkiye'de sosyal etki odaklı yatırımcılığın daha henüz yolun başında olduğunu düşünüyorum. Çünkü ister istemez, yani ekosistem küçük bir ekosistem Türkiye'deki ve buna bağlı olarak yatırımlar da kısıtlı. Böyle bir kısıt varken sosyal girişimciliğe maalesef yeteri kadar yatırımcılık noktasında özen gösterilmiyor. Daha fazla olması lazım. Ama yavaş yavaş da güzel gelişmeler de olmuyor değil. Biraz daha zamanımız olduğunu düşünüyorum ama umutsuz da olmamak lazım diye eklemek isterim. Mamma Mia operasyonu Mayıs'ta başladı. Ondan önce test olarak beta'da çalışıyorduk açıkçası. Çok yeniyiz. Henüz süreçlerimizi oturtmaya, şu anda en önem verdiğimiz kendi ev yemeği yapan insanlarla, yani bizim çalışanlarımızla ya da kooperatif üyelerimiz demem lazım. Onlarla ilgili süreçleri oturtmaya çalışıyoruz açıkçası. Yatırım aramaya başladığımızda tekrar beni konuk edersiniz. Mamma M diye yazılıyor değil mi? Mamma M. Kapkel üzerine. Kapkel'e girdiğimizde sizi bulabiliyor muyuz? Kapkel'de şu anda yokuz. Mamma M'ye direkt girmemiz evet. gerekiyor. Aplikasyonları da var. Hem internetten hem de cep telefonunuzdan ulaşabiliyorsunuz. Çok kolay bir sistem. Şunu söyleyeyim, geçenlerde aslında
sosyal girişim tarafı ağır basıyormuş gibi gözüküyor ama çok iyi bir ekip olduğu için açıkçası Boğaziçi Üniversitesi'ndeki bir hoca arkadaşımız, bizim CTO'muz ve teknoloji ödülü aldı yazılımı. Kagi'den ve Microsoft'un yılın kadın girişimcisi. Tebrikler. Yani teknolojiyi de en iyi şekilde kullanıyoruz. Detayları var ama herhalde daha evet. Sonra vakit kalırsa şimdi girelim. Şimdi Boğaziçi Üniversitesi'nde öğretim üyeleri ortağı var. Bu da akademik bir girişimciliğim. Sizin de ortak olmanız. Hem akademisyen girişimciliği anlamında bir örnek. Aynı zamanda Yasin'i burada konuk ettik. Öğrencilerin girişimciliği anlamında bir öğrencilerin örnek. Öğrencilerin sesi olarak. Evet. Ve şu anda da hatta bir videomuz da var. Gene Boğaziçi Üniversitesi'nden bir başka girişim. Biz çağrı yapmıştık. Gelen videolardan bir tanesi. Onu paylaşmak istiyoruz. Üzerine yine tekrar da üniversite girişimciliği, öğrenci girişimciliği üzerine son 2 dakika konuşabiliriz. Gizem'i dinleyelim o zaman. Merhaba, ben Gizem Kaya. Adırsak.com'un kurucu ortaklarındanım. Adırsız sizlere anlatmak gerekirse aslında hepimizin gerek kurumsal gerek bireysel hayatlarında yapamadığımız, üşendiğimiz, ertelediğimiz iri ufaklı işlerimiz oluyor. Bu işler kimi zaman sosyal medyamız için içerik hazırlayamamak, kimi zaman firmamızın tanıtıcı broşürlerini dağıtacak birisini bulamamak, kimi zamansa web sitemizde ürün girişi yapamamak. İşte bu noktada adırsak.com sayesinde bu işlerinizi üniversite öğrencilerinize kolaylıkla yaptırabiliyorsunuz. Şu ana kadar Adırsak'ta 12.000 üzerinde üniversite öğrencisi aktif kullanıcımız bulunmakta. Bunların çoğunluğu İstanbul, İzmir, Ankara ve Bursa'dan olmakla birlikte aslında tüm Türkiye üzerinde Adırsak kullanıcıları var. Şu ana kadar da 3.000 üzerinde başarıyla görev tamamladık. Eğer siz adırsak.com'u deneyimlemek isterseniz web sitemize girebilir, işinizi detaylarıyla ve bütçenizi belirterek postlayabilir. Sonrasında ise gelen üniversite öğrencilerinin profillerini inceleyerek onlara görev yaptırabilirsiniz. Bitişinde de öğrencilerinizi yorumlayabilirsiniz. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz Gizem'e. Evet, konuşalım evet. Üzerine o zaman. Evet, harika. Olur. Gizem'in de mesela bu projesi aslında bir ihtiyaçtan ortaya çıktı. Bir üniversitenin bir Facebook grubunda herkes ya şuna şöyle işte şöyle bir şeye ihtiyacım var. İşte sizde var mı? Şu konuda yardım eşya taşıyacağım. Yardım eder misiniz? Şu broşürü dağıtacağım. Yardım eder misiniz diye. Bir ihtiyaçtan yola çıktı. Ve herkes de şimdi Facebook'ta mesaj attığınızda others başka yani diğer posta kutusuna düşün herkes others yazıyor. Ve Allah Allah herkes others yazıyor. Acaba biz buradan iş yapsak çıkar mı diyerek çıkan bir proje. Aslında Gizem'in projesi. Bu anlamda siz bu iş fikrini nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? Beraberce bir yorum yapalım Gizem'in iş fikrine. Valla bu tam yeni ekonomi modeli. O yüzden ben çok başarılı olacağını düşünüyorum. Zaten çok beğeniyorum bu modelleri. Yeni ekonomi, paylaşım ekonomisi modelleri olduğu için bol şans ki sen bence iyi olacak. Burada da son olarak aslında girişimcilikte öğrencilerin girişimciliğe çok ilgisi olduğunu görüyoruz. Bunu da Yasin'e sorayım programı kapatmadan önce. Sence öğrencilerin girişimciliğe yönelmesine ve daha henüz öğrenciyken senin, Gizem'in ve çeşitli örneklerin bu işlere girmesinde etkili olan faktörler neler? Senin üniversite deneyiminde gördüğün, Boğaziçi'nde örnek verebileceğin ne var? Şöyle bence temel faktör öğrencinin tecrübe kazanma süreci. Yani üniversite sürecinde belli tecrübeler elde edebiliyorsunuz ama diğer taraftan sizi iş hayatına hazırlayacak tecrübeler bambaşka sahalarda yatıyor. O yüzden girişimcilik hikayeleri ve bu tarz projeler öğrencileri daha çok hazırladığını düşünüyorum ben iş hayatına. Ben mesela kendi örneğime bakarsak siyaset bilimi mezunuyum. Birçok gördüğüm dersten daha farklı şeyler gördüm bu serüvenimde. Bu anlamda benim için bambaşka bir tecrübeydi. Öğrencilerin de bir şekilde hayata geçirsin geçirmesin girişimciliğe dalmalarını, orada yüzmelerini yeni tavsiye ederim. Yeni siyasiler belki de girişimciler olacak evet, değil mi? Oğuzhan Hoca bunu söylemişti, kulağıma küpü oldu, size de paylaşmak istedim. Siyasi girişimci olmuş burada. Siyasi girişimci. Biz dedik girişimci siyasi olacak dedik ya aslında siyasetten girişimci bu sefer. Çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok keyifliydi, çok katma değerliydi. Eminim izleyenler de hani kadın girişimciler bir anda, gençler bir anda çok şey öğrenmişler. Çok teşekkür ederim Oğuzhan Hoca'ya da. Efendim önümüzdeki hafta Cuma günü bir çağrı yapalım mı? Yapalım tabii bitirmeden. Hatırlatalım şeyi de çağrıyı da. Yani biz de siz de Gizem gibi projenizi burada duyurmak istiyorsanız, yorum yapmamızı istiyorsanız aslında projenizi video asansör konuşması şeklinde çekip YouTube'a yükleyip yüksek çözünürlükte olmasını rica ediyoruz. Ekranda gösterebilmemiz için üzerine konuşabiliriz böylece. Hoşçakalın.